Merhaba değerli arkadaşlar. Ben uzman klinik psikolog İdris Gündüz Alp. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyorum gerçekten. YouTube kanalımdaki videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tekrar YouTube alanında yayın yapmaya karar verdim ve bu alanı yeniden geliştirmeye, sizlerin sorularınızı cevaplamaya, bu alanda aklınıza takılan şeylerin mümkün mertebe evinize kadar, telefonunuza kadar, bilgisayarınıza kadar rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamaya çalıştım. O yüzden bugün yeniden sizlerle birlikte olmanın sevinci ben yaşıyorum. Umarım sizin için de güzel bir video olur. Şimdi videomuzun konusuna gelelim. Şimdi arkadaşlar uzunca bir süredir bu korona salgını sebebiyle sizler de bizler de evlerimizdeyiz. Bazılarımız evlerimizde, işlerimizi devam ediyoruz. Bazılarımız dışarıda çalışmak zorunda kalıyoruz. Ancak genel itibariyle evde geçirdiğimiz süre çokça arttı. Bu çokça artan sürenin bazı farklılıkları, bazı farklı etkileri olsa da ben aslında bugün biraz bu evde kalma sürecinde yaşadığımız daha çok yalnız kalma ve daha çok düşünebilme unsuru üzerinde konuşmak istiyorum. O yüzden bugün size bazı anlatacaklarım var. Anlatacaklarım mark kelimesi benim için önemli bir kelime. Neden önemli bir kelime? Bunu videonun son bölümüne saklamayı düşünüyorum. o bölümde de benimle olursanız sevinirim. Şimdi anlatacaklarım var kelimesi benim için neden önemli? Benim gibi ruh sağlığı alanda çalışan, yani psikoloji, psikolojik danışma ya da işte psikiyatri hatta eğitim alanında çalışan, yine bizler de eğitim alanında da çalışıyoruz biliyorsunuz eğitim alanında çalışan veya işte bu alanda çalışan kişilere genellikle bir danışan, bir veli veya bir çocuk veya bir hasta artık çalıştığımız alana göre geldiği zaman aslında her seferinde bize anlatacaklarım var diye gelir. Peki aradaki fark nedir? Çoğu bunun farkında değildir. Yani örneğin biri karşımıza gelir der ki anlatacaklarım var. Ancak bunu bazen sözde söyler ki çok nadirdir. Bazen de sözsüz bir şekilde Sadece bizim yanımıza gelmiş olması onun anlatacaklarım var demesini bizim anlamamızı sağlar. Şimdi biliyorum ki bizimle birebir yüz yüze görüşenler kadar bizimle yüz yüze görüşemeyen yani benimle ya da bir başka arkadaşımla yüz yüze görüşemeyen kişilerin de hayatlarında en çok kullandıkları şey anlatacaklarım var. Hepimizin anlatacakları var arkadaşlar. Benim de var, senin de var, onun da var, sevdiğimiz insanın da var, sevmediğimiz insanın da var. Yani biz hepimiz yaşadıklarımızı, başımıza gelenleri, duyduklarımızı, öğrendiklerimizi ya da keşfettiklerimizi anlatmaya ihtiyaç duyarız. Bazen şöyle bir şey olur. İletişim kurduğunuz zaman karşınızdaki insanın sizin anlattıklarınızı dinlediğine kanaat getirmediğinizde kendinizi kötü hissedersiniz. Bu özellikle çocuklarda çok daha fazla olur. Yani örneğin ben şimdi size bir şeyler anlatıyorum. Eğer siz de benim anlattıklarımı dinlemediğinizi düşünürsem ya da işte dinliyorsunuz ama başka şeyle ilgileniyorsanız işte ben kendimi tam olarak size anlatamadığım zaman bu bende kırıklık, üzgünlük, mutsuzluk veya öfke yaratıyor. O yüzden bize gelen ya da gelmeyen veya sizin etrafınızda sevdiğiniz, sevmediğiniz, iş ilişkinizin olduğu, aile ilişkinizin olduğu, e, duygusal ilişkilerinizin, aşk ilişkinizin olduğu herkesin her zaman en temel ihtiyacı kendisiyle ilgili anlatmak istediklerini ifade edebilmektedir. O yüzden bugün ben size bu anlatacaklarım var konusunda birazcık bilgi vermek istiyorum. Ve onun için de bu yüz yüze görüşmede, Lütfen kendinizi bir değerlendirmeye alın. İnsanın en temel ihtiyaçlarından sonraki sosyal ihtiyaçların başında anlaşılma ihtiyacı gelir. O yüzden de anlatılmak istenenleri dinlemek karşı tarafa gösterebileceğimiz en önemli değer göstergelerinden biridir. Eğer sen de içinde geçmişe dönük bir şeyler yaşadıysan, geçmişte seni üzen, kıran, mutsuz eden, bazen sevindiren veya heyecanlandıran veya hayatına renk katan bir şey olmuş olabilir. Bunu anlatmalısın. Hatta hemen şöyle söyleyeyim. Hemen videonun altındaki yorum bölümüne istersen oraya yazıp bunu orada da anlatabilirsin. Ama eğer tercih etmezsen de bunu sevdiğin birine, tanıdığın birine veya tanımadığın birine anlatabilirsin. Bu anlatma duygusu peki ne işe yarıyor? Arkadaşlar temelde yemek yediğinizde doyma hissinden sonra aldığınız keyif gibi ruhunuzun da keyif alabilecek noktaya gelmesi için içinde bulunduğu bu sıkıntılı durumu anlatmaya ihtiyacı vardır. Bakın bu kadar temel bir şeydir. Diyelim ki biri sizi üzdü. Bunu birine anlatmanızda fayda var. Biri sizi etti, size bir iyilik yaptı veya size bir kötülük yaptı. Bunu mutlaka anlatmalısınız. Peki şunu da diyebilirsiniz ki bazen bunu da duyuyorum. Özellikle daha genç yaş grupta ben bunu duyuyorum çoğunlukla. Hocam bunu anlatacak kadar güvenebildiğim kimse yok. Tamam. Bunun da yolu var. Belki geçmişte size çocukluk gibi gelebilir ya da işte ergenlik döneminin şımarıklıklarından biri gelebilir. Örneğin günlük yazmak. Bilmiyorum hiç günlük yazdınız mı? Veya işte ilk günlüğünüzü ne zaman yazdınız? Bunu da isterseniz bana videonun altındaki yorum bölümüne yazarak paylaşabilirsiniz. Eğer bir şeyi anlatacak kadar kimseye güvenmiyorsanız, hayatınızdaki önemli bir şeyi kimseye anlatamayacağınızı düşünüyorsanız o zaman yazarak anlatın arkadaşlar. Yani ne demek oluyor bu şimdi? Ben yazacağım. Bu bana iyi mi gelecek? Evet arkadaşlar bu size iyi gelecek. Hatta size işte şöyle bir bilgi vereyim. Yazarak anlatmak başlı başına bir terapi tekniğidir. Yani sizin kendinizi daha iyi hissedebilmenizi kolaylaştıran tekniklerden biridir. Evet. Yazarak anlatın. Şunu da söyleyenler oldu. Hocam ben işte kalabalık bir yerde yaşıyorum, yazıyorum. Ancak yazdıklarımı başkalarının okumasını istemiyorum. Örneğin evimizde işte 5 kişi yazıyoruz, yaşıyoruz. Ve ben bunları yazdığımda bir başkasının okumasından endişe ediyorum. Tamam, onda çözümü var. Öncelikle bunu yazalım. Yazdıklarımızı sonra kendi kendimize okuyalım. Yani ne yazdınız? Kendinize bir projeksiyonu. Yani kendinize bir onu yansıtmanız gerekiyor. Yazalım, okuyalım. Sonra peki ne yapalım? Yok edelim. Nasıl? Yakarak, en basitinden. Veya işte kimsenin bulamayacağı bir şekilde uygun geri dönüşüme atabilirsiniz. Ancak bunu tekrarlamak bile size iyi gelecek. Peki anlatacaklarım var. Neden bu kadar önemli? Şu yüzden önemli arkadaşlar. Ruhunuzun derinliklerine saplanacak mızrakları, bıçakları, yaraları, silahları ortadan kaldırmanın yolu anlatacaklarım var diyerek yaşadıklarınızı anlatmaktan geçer. Yazmak sizlerin duygusal olarak bir katarsız yaşamanızı sağlar. Yani duygusal anlamda rahatlamanızı, hafiflemenizi ve içinde bulunduğunuz o olumsuz duygu durumundan normalleşmeye doğru hareket etmenizi sağlar. Bilmiyorum geçen gün televizyonda karşılaştınız mı? Sanırım karsta herhalde öyle hatırlıyorum. Adam mesela sürekli gülüyor, 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 gülüyor ve gülüyor. Daha sonra bir psikiyatrist meslektaşımızla yapılan görüşmede dedi ki. Tam gülmeye başlamadan hemen önce annesini kaybetmiş bu kardeşimiz bu abimiz. Buradan mesela bir refleks olarak da gelişmiş olabilir. Şimdi bunu gelelim, hepimize değerlendirmesini yapalım. Şimdi biz eğer çocukken birçok şey, birçok aşamadan geçiyoruz, birçok şey yaşıyoruz. Yaşadığımız bu süre içerisinde de. Ee, çocuklukta yaşadığımız her anı bazen olumlu bazen olumsuz olmayabiliyor. Yani hem olumlu anılarımız, hem olumsuz anılarımız, hem nötr anılarımız oluşabiliyor. Fakat bunların bizdeki etkisi neye göre değişiyor? Yoğunluğuna göre. Örneğin çocukluğu boyunca zor bir süreç yaşamış birinin ve çocukluğu boyunca kolay bir süreç yaşamış birinin evet anlatacakları farklı olabilir ama her ikisinin de inanın kendisine bu yaşadığı durumu anlatma ihtiyacı vardır. Peki anlatmazsa ne olur? İçindekileri aktarmazsa ne olur? İşte o zaman bizim e, hiç istemediğimiz bir nokta gelişiyor. Nedir o da nokta? Psikiyatrik, psikolojik bozukluklar. Şimdi şunu söylemiyorum. Yani çocukken başımıza bir şey geldi ya da işte atıyorum yetişkiniz. Yani iş yerinde bir şey oldu. Biz bunu anlatmadık. Böyle hemen psikolojimiz mi bozulacak? Arkadaşlar biz buradaki hiçbir şeyi genel geçerlere, doğrulara göre değerlendirmiyoruz. Ancak şu bir gerçek. Buna inanabilirsiniz. Eğer siz başınıza gelen veya içinizde taşıdığınız size yük olarak atlettirdiğimiz durum veya davranışları veya olayları. Eğer kendinizle baş başayken bir başkasıyla veya farklı bir mecrada bunları anlatmadığınız zaman bunlar ya psikolojik olarak hastalıklara ya da fizyolojik olarak yani daha doğrusu fiziksel olarak kanser gibi daha ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor. Örneğin mesela üzüntüden şeker hastalığı olan, üzüntüden mide hastalığı olan, üzüntüden yani bunlar hep stres bağlantılı ve stresten kanser olan bir sürü insanlar. Peki bu insanlar için yapılabilecek en doğruyu ve en basit, en kolay yöntem hangisiydi? Bu var olan durumları anlatabilmeleri gereğiydi. İşte anlatmak, anlatabilmek bizi psikolojik ve fiziksel olarak birçok hastalık ve olumsuz duygu durumundan kurtaracaktır. Şimdi sizlere ikinci kitabımdan da bu noktada bahsetmek istiyorum. Neden ikinci kitabımdan bahsetmek istiyorum? Çünkü ikinci kitabımda da ben yaşadıklarını anlatma ihtiyacı duyan kişilerle bu süreci yaşadım. Yani bu kişiler geldiler, bunları anlatmak istediler ve bu anlatmak istedikleri süre boyunca da anlatmanın onlara ne kadar iyi geldiğini değerlendirdiler. Ben de onlarla beraber onların anlattıklarından 11 ayrı önemli, değerli ve bende iz bırakmış vakayı sizlere hikayeleştirerek anlatmaya çalıştım. Anlatacaklarım var adlı kitabımda 11 ayrı farklı kişiden, 11 ayrı farklı olaydan ve 11 ayrı hayattan ve bu hayatların bizlerle beraber yaşarken farkında olmadığımız bir süreçte neler yaşadıklarını tek tek anlattım. Eğer e, siz de anlatacaklarım var diyorsanız susmayın arkadaşlar. Yani siyasi görüşünüz olabilir, mesleki e, etikle ilgili değerlerinizi ifade etme ihtiyacı olabilir, sevdiğiniz veya sevmediğiniz birine söylemek istedikleriniz olabilir, tanıdığınız veya tanımadığınız birine söylemek istedikleriniz olabilir veya geçmişte yaşadığınız, sizde iz bırakan, sizi olumsuz etkileyen ve halen bugün dahi etkilerini yaşadığınız tüm süreçleri mutlaka uygun yöntem ile şiddetsiz e, herhangi birine zarar vermeden, herhangi birini zor duruma düşürmeden ve herhangi bir şekilde kendinizi zor duruma düşürmeden lütfen anlatın. Eğer sizde e, çevrenizdeki Kişilerin neler yaşadıkları konusunda e, ya da bunu nasıl anlatacağınız konusunda kafanız karışıksa da e, anlatacaklarım var adlı kitabımı değerlendirebilir. Bu kitapta e, karşınıza çıkan kişilerin neler yaşadıklarını, bu yaşantılarını nasıl aktardıklarını merak ederseniz de yine aşağıya linkini bırakıyorum. E, kitabımı satın alabilir, okuyabilirsiniz. Veya siz kendi anlattıklarınızdan ya da anlatacaklarınızdan bir kitap yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda daha görüşeceğiz inşallah. Bundan sonra daha düzenli ve belirli aralıklarla videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Sadece şurada sizden istediğim tek nokta eğer kanala abone değilseniz abone olmanızı veya bu videoyu beğendiyseniz videonun altındaki beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Bunun haricinde size sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir e, hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.